Efendim merhabalar. Türk Viyolonsu Eserleri ve Bestecileri bölüm 71. Bugün bir aile konuğumuz karı koca çelist Suzan ve Alp Altıner. Bizleri kırmadı ve konuğumuz oldu. Bir de evlerini açtı bize. Çok teşekkürler diyorum. Hoş geldiniz diyorum. 71. bölümü açabildiğim kadar enerjik açtım. Sözü ehline bırakıyorum efendim. Estağfurullah, hoş bulduk. Bizler de sizlerle birlikte sohbet ediyor olmaktan son derece mutlu olacağız. O mutluluğu, o keyfi şu anda ben kendi adıma yaşamaya başladım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Suzan abla ve Alp abi, ben öyle hitap ediyorum, master yoksa. Sonuçta büyüğümsünüz ama hani böyle daha da kuşak farkı yaratmak da istemiyorum. Şey ağır geliyor, hiç gerek yok. Sonuçta ikiniz de gayet Bana daha da genç çok gördüğünüz ağır gibi. geliyor. Evet, iki tane bir meslektaşımız, abimiz, ablamızla beraberiz. Niye bugün beraberiz? İşte Türk Viyolonsel Eserleri sağ olsun sizin bize çok desteğiniz oldu. Özellikle Ekrem Zeki Ün'le ilgili. Sayenizde o kadar çok şey öğrendik ve o kadar çok şey kazandık ki bunları bir bölümde nasılsa konuşuruz diye. Neredeyse bir sene oldu değil mi Alp abi? Sen de Olmuş, bunu konuşuyorsun. olmuş. Evet. Şimdi konsept gereği biz kısaca kendinizi ayrı ayrı ne kadar uygun görüyorsanız tanıtmanızı arzu ediyoruz. Seyircilere ve tarihe not düşmek açısından. Buyurun, nasıl, hangi sırayla başlamak isterseniz. Önce ladies first diyelim. Suzan anlatsın, sonra da ben girerim, olur mu? Evet, lütfen. Lütfen Suzan abla, buyurun. İstanbul'da doğdum. Abim ablam da müzikle ilgilendikleri için bir keman, bir piyano, Ekrem Zeki Ün'ün de Berda Ali'nin öğrencileri olarak. 60 senesinde onlar konsörlere başladı. 66'da da Ekrem Bey'in tavsiyesinden ben Viyolonsel'e başladım. Wow. 66 senesinde. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda. Daha sonra 74'te İstanbul Devlet Konservatuarı kurulmuştu. 78'de oraya geçtim. Orada liseyi bitirdim ben. Tabii ki Türk Lisesi Matematik bölümü. Ve hem İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü hem de İstanbul Devlet Konservatuarı yüksek kısmına konservatuara girdim. Reşit Bey'in Reşit öğrencisi Bey'le, olarak. hep Reşit Bey'le öğrencisi oldum. Onu söyleyeyim, Reşit Erzin'le. O askerden yeni döndüğü yıldı, 66 senesi. İlk öğrencileri olarak, onlardan biri olarak ben de eğitime İstanbul Devlet Konservatuarı'nda başladım. Sonra tekrar Reşit Bey Devlet Konservatuarı'na geçtiği için yine onunla 74'ten 79'a kadar Devlet Konservatuarı'nda eğitim gördüm. Daha sonra da 79'dan 84'e Almanya'da Death Note Yüksek Müzik Akademisi'nde Andrea Novara'nın öğrencisi oldum. Oradan mezun olunca da İstanbul'a geldim. Her Sen şeyden Nuray Hoca'dan birkaç sınıf büyüksün o zaman. Şeyde Detmold'de değil mi? Ben bir sene sonra gittim. Nuray benden bir yıl önce gitti. Ha, okey. Ben karıştım. Biz orada buluştuk Nuray'la. Evet, O benden rahmetli. bir yıl önce gitmişti. Evet. Çok da iyi anlaşıldık. Çok yakın olduğunu eminim işte. Hep senden Sitayiş işte bahsederdi zaten Nuray Hoca. Evet. Ben oradan ilk ismini öyle duydum zaten, öyle biliyorum. Güzel de orada beraberliğimiz. Evet. Detmold'den sonra ne oldu Suzan abla? Detmold'dan sonra o arada çok güzel şeyler yaptık. Tabii şeyde, Almanya'da da hem oda orkestrasında Tibor var, bir oda orkestrası var Detmold'de. Bir viyolonsel altılımız oldu. Paderborn, Detmold viyolonsel altılısı olarak. Onlarla beraber. Bütün Almanya'yı dolaştık diyebilirim yani. Epey konserler yaptık o altılıyla. Çoğu düzenleme olmak üzere tabii. Çünkü görünsel altılısı için. Ay ben niye girdim söze? Derken o Sustum. arada yaz tatillerinde işte Sarp Festivali'nde başta birçok yani hem turneler yaptık hem devamlı çaldık. Kuartetti, şey atılıydı, o da müziği işte birçok şeyler yaptık orada ama hep böyle biz mezun olunca döneceğiz düşüncesiyle. 84'te ikimiz beraber döndük. İlk ay sonunda Devlet Senfoni Orkestrası'nın sınavı açıldı. Öyle bir şans yani. O dönemler farklıydı şimdikinden. Bizler için, büyük şans bizler için tabii. 84'te geldiğimiz hemen
İki ay sonra. 15 gün sonra. Ben evde badana yaparken sınav açıldı, haberi aldım. Fırçayı bıraktım, duvara dayadım. Başladık bir ara seçim. Evet. Hemen kabul olduk. 32 senede Seyahat Önde Çağlık'tan sonra emekli olduk. İkimiz aynı gün emekli olduk. 2016 o zaman emeklilik, doğru mu anladım? Efendim? 2016 emeklilik, 15, doğru mu? 15. 15, okey. Bu arada Ekrem Bey'le olan eğitim sırasında biz çok sık giderdik. Ona sonra gelelim bence. Alp abiyi de bir dinleyelim. Hayat hikayesi. Ondan sonra zaten Ekrem Bey'e geçeceğiz. Tamam. Evet. Benim hayat hikayem de 1955 yılında başlıyor İstanbul'da. Amatör müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdum ben. Babam keman çalardı. Annem de konservatuvarda şan ve piyano eğitimi görmüş. Fakat sonra babasını çok küçük yaşta öngörülmeyen bir operasyonda öngörülmeyen bir problem. Yani içinde gazlı ve unutulduğu için. Üre yapmış bir böbrek ameliyatından kaybettiği için böyle bir şey sarsıntı olmuş ve konservatuvar şeyine eğitimine tam orada son vermiş. Abim de amatör olarak violonsel çalar. Böyle bir şey yani amatör ama müziğe yakın bir ailenin evladı olarak doğdum. Babamların çok uzun yıllar devam eden amatörlerden oluşan bir kuarteti vardı. Onun haricinde benim büyük dedem Türk müziği bestekardır. Ali Rıfat Çağatay, İstiklal Marşı'nın da ilk bestecisidir. 1930 yılına kadar onun bestesi icra edilmiş. 30'dan sonra bugünün bestesi kullanılmaya başlanmış. Bir şey daha var. Benim eskiden biliyorsunuz bahçe içinde büyük bahçeli evler vardı, köşkler vardı. Biz de öyle bir yerde oturuyorduk. Yanımızda gene bir bahçe içinde köşk vardı. Orada bir Türk müziği kemençe üstadı otururdu. Kemal Niyazi Seyhun. Fakat kendisi aynı zamanda violonsel çalardı. Ve violonseli klasik çalardı. Yani klasik batı müziği çalardı. Benim bütün çocukluğum onun özellikle yazın üst kattaki çalışma odasının balkonunda bahçe çalışını dinlemekle geçmiştir. Yani o kadar sessizdi ki o zaman İstanbul, düşünebiliyor musunuz? Yani yan bahçeden çalınan bağ bizim bahçeden rahatlıkla duyulurdu. Ve böylece ben de amatör olarak violonsele başladım. Ali Avcıoğlu'yla değil de Sayın Erkul'da. Sayın Erkul operada o zaman solo çelisti. Başladım amatör olarak. İşte haftada bir gün ders falan öyle. Ve ben aslında bu profesyonel, yani tırnak içinde söyleyeyim, yani profesyonelliği adımım benim liseden sonra oldu. Liseye kadar ben yani fen bölümü mezunuyum liseden. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Üniversite sınavlarına girdik. Ondan sonra bir de o zaman eğitim enstitüsü sınavları da ayrı yapılırdı. Eğitim enstitüsüydü. Şu anda mesela İstanbul'da Marmara Üniversitesi bünyesindeki eğitim fakültesinin adı İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'ydü. Onun sınavına da girdim. Kazandım. Üniversitede de öyle doğrusunu isterseniz çok müthiş yerler kazanmadım ama iktisat falan gibi işte işletme öyle bir şeyler tutuyordu. Şimdi ben orada tabii violonsel çalarak sınava girdiğim için hemen kabul edilebilecek pozisyondaydım. Fakat yani çelişkiye düştük. Çünkü malum o zaman da işte memur maaşları falan çok düşük vesaire. Daha bu özel sözleşmeli memur statüsü yoktu biliyorsunuz 84 yılında. Hani onu mu yapsak, bunu mu yapsak falan. Hep de hayalimde böyle bir yani müzisyen olmak var. Benim lisede bir hocam vardı. O hoca aynı zamanda eğitim enstitüsünde de o zamanki adıyla biyoloji hocasıydı. Benim liseden bilirdi o, yani müziğe merakımı falan. Muammer Hanım da Allah rahmet eylesin. Hocam dedim ne yapayım böyle falan. Annem babam gittiler, konuştular. Dediler ki eğer çocuğunuz bunu istiyorsa frenlemeyin. Bırakın bu şeyde olsun. Velhasılı kelam ben liseden sonra müzik eğitimine
Yani daha ciddi olarak başlamış oldum. Yani bir hayli geç bir süreçte. Neyse o eğitim orada rahmetli Neşat Tekebaş'ın öğrencisi oldu. Neşat tatlısı bir insandı biliyorsunuz. Neşat Hoca nerede hocalık yapıyor? Tam kayda almak için soruyorum. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde. Okey, tamam. Öyle hocalar vardı ki o yıllarda benim okuduğum yıllarda yani konservatuvarla yarışırdı adeta. Şan bölümü falan da Saadet Ülkesuslar, Tekebaş, Ekrem Bey zaten orada. Ekrem Zekli'nin oradaydı. Yani Okan Demiriş Armoni ondan sonra yani şimdi saymakla vakit geçirmeyelim. Çok fazla hoca vardı. Senfoni'den birçok hocalar vardı. Ayhan Bey vardı mesela, Ayhan Tuğra. Daha aklıma gelmiyor şimdi bir sürü kişi. Ondan sonra orada Necat Bey'di. Tek zaten bir yöneticisi hocası vardı. O da Necat Bey'e başladı. Necat Bey'le başladım. 76 senesinde mezun oldum. Ondan sonra artık cahil cesareti mi desek, ne desek bilmiyorum. Ben Viyana'ya gittim. Viyana o zaman Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Yüksekokulu'ydu abi. Şimdi Müzik Üniversitesi oldu biliyorsun. Oranın giriş sınavına girdim ve kazandım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. İyisi doğrusuna geldi herhalde bir şekilde. Ve orada Profesör Senta Deneş'in öğrencisi oldum. Ondan sonra orada Viyana'da çalıştıktan sonra Senta Deneş'te oradaki eğitimimi tamamladım. Ve 82 senesinde ben de Almanya'ya geldim Detmold şehrine ama orada müzikoloji Paderborn Üniversitesi var Detmold'e 30 kilometre mesafede orada müzikoloji bölümüne girdim. Orada 2 sene kaldım sonra geri dönecektik Türkiye'ye. Aynı zamanda da çok yakın zamana kadar yani geçtiğimiz yıla kadar Münih Filarmoni Orkestrası'nın solo çelisti olan Stefan Ak'la da violonsel çalıştım. İşte o sırada bu Paderborn hikayesi oldu. Paderborn Depot Sextet. Onlarla çok sayıda konserler yaptık orada. Yani güzel bir müzik ortamı vardı. Ufak şehirlerde daha bir şey oluyor böyle. Her şey kompakt oluyor. Daha herkes birbirinden haberdar oluyor. Depot'te zaten ufacık bir şey. Hoş ben Viyana'dan Depot'te geldikten sonra biraz şok oldum ama yani Viyana'nın bir mahallesi kadar bir şehir yani. 30 bin nüfuslu bir şehir. Bir tane Brahms heykeli var. Başka da fazla işte tabii yani okulunu bilmeyen biri Detmold'un. Bu kadar marifetli bir şehir olduğunu tahmin edemez. Ama tabii ki okulu çok önemli bildiğiniz gibi. Yani gerçekten Almanya'nın en seçkin okullarından biriydi. Hala da öyle yani. Duyduğum kadarıyla. Velhasıl sonra İstanbul'a geldik. Ha, ben o sırada Arena di Verona Müzik Festivali vardır bilirsiniz. Bu Verona'da her sene yapan opera festivali. 79 yılında orada o festival orkestrasında çaldım. Daha sonra da olacaktı fakat o sıralarda bir yani bu Avrupalılar, o zaman Avrupa Ekonomik Teşkilatı üyesi vatandaşlara öncelik tanındığı için çalışma izninde bir problem oldu. Yani ondan sonra devam edemedim orada çalmaya. Velhasıl ondan sonra 84 yılında İstanbul'a döndük ikimiz de. Mart ayında döndük. Dediğim gibi 15 gün sonra telefon geldi. Şey yapılıyor. Rahmetli Vedat Evren abimiz vardı. O sırada orkestranın müdürüydü. Ki kendisi de Cumhurbaşkanlığından gelmedi bize. Belki bilirsiniz, ismini duymuş olabilirsiniz. Dedi ki, o da Ekrem Bey'in öğrencisidir bu arada. Böyle böyle sınav var dedi. Siz bunu kaçırmayın muhakkak dedim. Ben de dediğim gibi o sırada badana yapıyordum. Allah'tan istim üstündeydik de o fırçayı bırakıp biraz çalışarak sınava girdik. Yaver gitti şansımız. Orkestraya girdik. Benim hikayem böyle kabaca yani. Biraz uzun diye kaçtı bence. Evet, biraz o zaman Ekrem Hoca'ya geçelim. Yani viyonselcilerin aslında bence çok az bildiği bir bestecimiz. Çünkü ne bestelediğini bir kere bilmiyoruz. Siz biliyorsunuz. Ben sizin sayenizde öğrendim. Biz hepimiz sizin sayenizde öğrendik. Sizin sayenizde bu
hepimizin az bildiği aslında bu kadar üretken, bu kadar yaratıcı bir insan hakkında bugün birçok insana bir şeyler aktarma fırsatımız olacak. Nereden başlamak istersiniz? Kaç eseri var? Yani konçertodan siz mi bahsedersiniz? Nasıl yapalım? Vallahi ben esasında size biraz Ekrem Bey'den bahsetmek isterim. Ekrem Bey bir kere benim düşünceme göre layık olduğu kadar tanınan bir besteci değil maalesef. Nedense hep böyle bir geri planda kaldı. Artık bu Ankara İstanbul şeyinden midir bilemiyorum. Yani mesela ne diyeyim işte bizim Türk beşlerimiz gibi ya da Cemal Reşit Bey kadar şey olamadı. Halbuki Ekrem Bey bence çok önemli bir besteciydi. Bağlantısını bilmiyor olabilirler Alp abi seyredenler. Zeki Üngör'ün oğlu olduğunu bilmeyenler olabilir. Burada özellikle onu belirtmek istiyorum. Çünkü soyadı farklı tınladığı için bir şekilde insanlara bunu belirtmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz? Zeki Üngör ismini de herhalde birçok insan biliyordur diye düşünüyorum. Evet. Ekrem Bey dediğin gibi şey, Ekrem Zeki Üngör'ün, pardon Zeki Üngör'ün ki yani Türk müziği, Türk Milli Marşımızın bestecisidir kendisi ki Mızıkayı Hümayun kökenlidir. Sanıyorum Mızıkayı Hümayun'un da son şefidir değil mi orkestra şefi? Evet, öyle biliyorum evet. Evet. Riyadet Cumhur Orkestrası'nın da ilk şefi aynı zamanda orkestra buraya geldiğinde. Aynen öyle, 1924 senesinde. Mızıkayı Hümayun'un Atatürk'ün emriyle Ankara'ya taşınması dolayısıyla kendisi de Ankara'ya gelmiş. Çok enteresan bir süreçtir o. Hemen ondan sonra 24'te Musiki Muallim Mektebi'nin kurulması falan o ayrı bir fasıl. Neyse ona girmeyelim şimdi. Evet. Evet, Ekrem Zeki Üngör sizinle iltisakı nedir? Şimdi Osmanlıca bir kelime kullandım ama hani sizinle bağlantı deyince doğru tınlamıyor. Bana hiç yabancı gelmedi bu kelime. Yaşım icabı olsa gör. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Ekrem Bey bizim eğitim enstitüsünün müzik bölümünün hani en önemli hocalarından biriydi tabii. Aynı zamanda bizim orkestranın da şefiydi. Ben de 60 senesinden itibaren tanıyorum. Moda'da abimin öğretmeni olduğu için eşi Verran'da ablamın evine giderdik o zamanlar. Yani evet. Ben daha 3-4 yaşındayken o eve gidip gelmeye başlamıştım. Evet. Ekrem Bey'le tabii benim tanışıklığım diyeyim okula girdikten sonra oldu. Ekrem Bey çok enteresan bir adamdı. Yani muazzam bir kemancıydı. Jacques Thibault'un öğrencisi. Düşünebiliyor musunuz yani? Ve Paganini'nin 24 kaprisini, Bach'ın 6 suitini viyolada çalardı. Elleri çok büyük. Kocaman elleri vardı. Ve elleri o kadar büyüktü ki normal tel yüksekliği az gelirdi. Köprünün altına da şöyle yarım santimlik mukavva koyardı. Karton koyardı öyle yükseltirdi. Hadi ya. Kocaman elleri vardı. Yani şöyle parmakları şöyleydi diyeyim size. Muazzam. Yani tabii sürekli besteler yapar. Gözleri az görürdü. Kalın gözlükleri vardı. Onun için de notalarını hep kocaman dizeklere yazar. Bilmem öğrencilerine de yazdırırdı. Ablam çok yazmıştı mesela notalarını. Yazarlar, yardım ederler. Ekrem Bey'le tabii sürekli biz yani yakınında olmaya bakardık. Hem kendisinden bir şeyler öğrenmek için tavsiyeler alırdık. Ne yapalım işte. Onun kendine mahsus tekler üstünde gam çalışmaları falan vardı. Tibo'nun ona gösterdiği. Onlar aklımız yettiğince violonselde uygulamaya çalışırdık. Gamlar, arpejler vesaire. Şimdi Ekrem Zeki Üngör'le Türk Violonsel Eserleri'nin iltisakı sizin bize yolladığınız el yazması notalarla benim için çok daha ilginç hale geldi. Sağ olsun Nevin Hanım da. Nevin Ün bu arada Ekrem Bey'in kızı. Ondan gelen bir kısım notalar var. Bir de sizin el yazması size onları nasıl, niye, hangi şekilde yazdığını bize anlatırsanız benim için çok önemli o. Onu çok tamam, merak ediyorum. O zaman anlatayım. Şimdi şöyle, Ekrem Bey şeylere, kendi keman öğrencilerine de böyle etütler falan yazardı kendi şeyi ve parçalar yazardı. Nitekim bu küçük işte yudumluk vesaire de bu şekilde yazılan şeylerin birleşiminden oluşmuş albümlerdir bunlar.
Biz de hep ağlardık. Hocam işte kemana viyole yazıyorsunuz. Niye viyolonsel yok? İşte bakın ne güzel Türk etütleri var. Bizim hiç yok vesaire. Nitekim diyorlar içinde yani iki viyolonsel için çalınabilecek eserler içinde aynı şeylerde serzenişlerde diyelim bulunmuştuk ve bize bir gecede bir gün söyledim. Ertesi gün bir diyor yazdı getirdi. Ben size onun notasını göndermiştim. O öyle. Ondan sonra biliyorsunuz zaten bu yudumluk aslında keman ve viyola için olduğu için viyoladan viyolonsele düzenlemek de son derece kolay yani. İki tane işte bizim kıvırabileceğimizi düşündüğü iki tane. Bir o yudumluğun giriş bölümüdür. Bir de oygiresun. Onları da ricamız üzerine bizi kırmadı sağ olsun. Onları da hemen violonsele şey yaptı, düzenleyerek verdi. Yani bu notalar bu şekilde. Bir tane de öyle etüt vardı. Böyle etüt ama biraz yani morso karakterli bir şey. Yani onlar hep benim ağlamalarım sonucu ortaya çıkmış şeyler. Öyle diyeyim size. Ama tabii ki kendi el yazısından bunlara sahip olmak gerçekten bizim için çok değerli. 75 76 olması lazım. Tarih yok ama 76 ya da 74-75 diyelim. O zaman yani bu küçük eser olarak bize yolladığınız notalar siz onun öğrencisiyken onunla olan münasebetiniz sebebiyle hocanın ya uyarlama ya da orijinal olarak yazdığı eserler. Aslı bizde kaç eser gözüküyor hocayla alakalı, Ekrem Hoca ile ilgili? Hemen bakıyorum hocam. Saymadım, hemen bakıyorum. 8 ya da 9 galiba. En önemlisi tabii açık ara, en önemlisi konçerto. Konçerto ile sizin bir bizim bildiğimiz bir tanesi seslendirme. 8 esermiş hocam. 8 eser, evet. Bir tanesinin notasını bulamadık. Diğerlerinin var diye biliyorum. Konçertonun evet. Seslendirmesinde var mıydınız 61'de? Maalesef. 61'de ben 6 yaşındaydım zaten. Yani seslendirildiğini biliyorum. Ali Avcıoğlu'nu da sonra çok yakinen tanıdık. Hatta babamların aile dostuydular. Fransa'ya göçtükten sonra da her Türkiye'ye gelişlerinde hatta onlar karavanla gelirdi. Bizim bahçeye koyarlardı karavanı. Çok yakın ilişkimiz oldu ama tabii ki ben o zaman çok küçüktüm yani. Maalesef ona şahit olamadım. Öyle yani değil. Eser 61, bu 2022'deyiz, 61 yıldır bestelendiğinden beri o Ali Avcıoğlu seslendirmesi dışında biz duymadık. Ben Nevin Hanım'a sordum. Nevin Hanım o gün oradaymış. İşte hani canlı tanı ama sonuçta elimizde canlı kaydı bir kayıt yok. Kaydı yok. Kaydı var mı? Kaydı da yok sanıyorum. Bildiğim kadarıyla kaydı yok. Yani kaydedilse de bir daha ulaşamadık ama hiç duymadım yani kaydedildiğine dair. Zaten Nevin Hanım'da da yok. Olsa herhalde derdi ki şurada var, göndereyim. Sağ olsun, o da bize çok yardımcı oldu. Kendisinde yazılı katalogdaki olan eserlerin hani bizim tarafımızdan görünmesi açısından elinden geleni yaptı. Siz yaptınız. Sağ olun. Zaten iki kaynağımız da sizsiniz. Biri Nevin Hanım, biri sizsiniz. Ama tabii ben çok büyük bir merakla o konçertonun ne olacağını, ne zaman çalınacağını merak ediyorum. Eseri bilmiyorduk. Eserin notasının olduğundan haberimiz yoktu. Bizim için Ekrem Zeki'nin eserleri tamamen kayıptı bundan, değil mi? Bir sene önce Aslı, bugünlerde hiçbiri yoktu. Daha yeni işte, Eylül müydü neydi, ben Nisan Hanım'la, Nisan sağ olsun aracı oldu. Nisan sayesinde irtibata geçtik. O da büyük bir keyifle bize hepsini bir şekilde ulaştırdı. Sonra siz ulaştırdınız. Şu an elimizde notalar var. İşte onları temize çektirdik, sizden gelenleri, o el yazmalarını. Onlar da duruyor. Peki bu size gelen notaları bir yerlerde çalma fırsatınız oldu mu? Bir şekilde duyuldu mu? Vallahi bunları biz böyle çaldık. Ev konserlerinde falan çaldık. Öyle çok ciddi bir konser ortamında çalınmadı doğrusunu isterseniz. Ama bu diyor falan ya, işte bu oy giresunu girişi falan. Ev konserleri böyle yani çok küçük ev konseri ya da işte bir galeride şurada burada yaptığımız şeylerde çaldık. Ama bunların hiçbiri kaydedilmedi tabii. Öyle çalındı geçti. Onun haricinde başka olmadı. Yani başka çalınmadı. Yani biz çalmadık, böyle diyeyim size. Anladım. Zaten bugün burada bu söyleşi yapmamızdaki amaç, bir gün birileri bunları duyacak. Ekrem Zeki'nin kim merak edecek? Bu eserleri nasıl buluruz diyecek. Nevin Hanım'a ulaşacak inşallah. Bizim aracılığımızla ya da kendisi.
Eğer uygun görürse Nevin Hanım, biz notaları yollayacağız veya kendisi yollayacak. Bir şekilde insanlar bu eserleri çalmaya başlayacak. Çünkü Ekrem Zeki'nin sizin de belirttiğiniz gibi önemsenmeyecek, kenara atılabilecek bir bestecimiz ya da müzik insanımız değil. Birçok açıdan İstanbul ekolü anlamında çok önemli bir yerde duruyor ama biz bilmiyoruz. İşte bilmiyoruz, bir şekilde bilmiyoruz. Öğrenelim diye yapıyoruz zaten bunları Çok da. iyi O ara. yapıyorsunuz. Bu büyük bir hizmet. Gerçekten İzzet. Yani olağanüstü bir iş yapıyorsunuz. Tüm ekibi kutluyorum ve yani minnettarız sizlere gerçekten. Ne Yani demek? ben senin ilk kitabını almıştım. İnşallah bu ikincisi de bilmiyorum tamamlandı mı basıldığı zaman Yok yani bu onu röportajlar seveceğim. bitene kadar Çok eksik. onu Ama onda çok eksikler var tabii. Şimdi ikincisini muhakkak almak. Yani herhalde bir o kadar daha ilave oldu diye düşünüyorum. dört katı, beş katı. Harika, harika. Tebrikler valla. Fakat ben Ekrem Bey ile ilgili size birkaç onun özel hayatıyla ilgili bir şeyler anlatmak isterim. O da ilginç Lütfen. olabilir. Şimdi Ekrem Bey öğrencilerini hep eve çağırdı. Biz çok sık evine gittik Ekrem Bey. Ve evi adeta böyle bizim evimiz gibiydi. Çok rahat hissederdik kendimi. Ama bu hangi? Moda'da demin Suzan'ın bahsettiği ev değil. Erenköy'de Taş Mektep Sokağı diye bir sokak vardı. Orada bahçe içinde bir villada hayatının son yıllarını geçirdi. Öbür ev yıkıldığı Ö zaman orada. öbür ev yıkıldığı zaman Moda'daki oraya taşındı. O kendi evi değildi, kiracıydı ama yani hep orada yaşadı. Ev sahibi de herhalde o kadar önemli bir insana ev sahipliği yaptığı için çok mutlu olmuştu. Kuyruklu bir piyano vardı. Piyanonun üstünde imzalı Jacques Thibault'un, onun, bunun, Porto'nun, şunun böyle siyah beyaz fotoğrafları vardı. Onlar beni çok etkilemiştir ya. Yani. Ondan sonra mesela Ekrem Bey öğlen bir yemekten sonra bir uyurdu birazcık şöyle. Gözüne böyle siyah hani uçaklarda takılır ya böyle bir göz maskesini derler ona ne derler. Onu takar böyle şeye de pikaba da genelde böyle Debussy, Ravel falan gibi bir şeyler koyar. Fransız bestecilerin şeylerini uyurdu böyle. Ondan sonra uyanırdı. Uyandıktan sonra işte hocam işte şunu çalın, oy giresunu çalın işte ya da şu. Ya derdi. Bunlar uyduruk şeyler. Gelin ben size bir bas çalayım derdi. Hadi ya. Ya yani çok özel bir insandı yani. Hakikaten çok özel bir insandı. Alırdı işte bir bas saravan çalardı. Bir şey yani. Birdenbire gerçekten dünya değişiyordu o sırada. Yani hani ne bileyim kendi eserlerini yani o kadar da mütevazi bir insan yani aynı zamanda. Bunlar başka, bunlar önemli şeyler falan. Bahçeler falan. Böyle bir insan da Ekrem Bey. Notaları gözü çok az gördüğü için bu nota kağıtlarını Remzi kitabı evinde bastırırdı. Hani bunları söylüyorum ki bunlar bilinsin yani. Pek belki de bilinmeyen şeyler olabilir. Alp abi, ne derseniz bizim için önemli. Yani sonuçta sizin önemli bulmanız yeterli. Yani umarım şeyi aşmıyordur. Yani çerçevesinin dışına çıkmaktan korkuyorum biraz ama. Birazdan kapatırsak o genel süre tanımına uymak açısından Beğenmediklerinizi olacak. kesersiniz. Ama yok, yani sizin için önemli olan her şey bizim için de önemli. Lütfen rahat olun. Ben çok keyif alıyorum. Ekip de eminim öyle hissediyor. Yani hem bizim bir üst kuşağımızsınız hem çok bizim için bilinmeyen bir insanla çok güzel teşvike mesainiz olmuş. Bunlar bizim için çok değerli bilgiler. Bir daha kimden ne zaman nasıl alırız bilmiyoruz. O yüzden lütfen rahat olun. Başka Yani Suzan abla, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hani Ekrem Hoca ile ben ilgili. Suzan girmeden şeye vurgu yapmak isterim. Ekrem Hoca okul müziğinin önemine inanan bir besteciydi. Aynı mesela Muammer Hoca gibi, Muammer Sun gibi. Yani sayısız koro eseri vardır mesela. Ya da işte Küçük Morsolar bilmem neler öğrenciler için yaptı. Yani her şeyin okul müziğiyle, illa bunun konservatuvar olması da gerekmez ama normal okul müfredatındaki eğitime de çok katkısı olmuş bir bestecidir. Aynı zamanda bizim okul koromuz da vardı ve onun şeylerini, söyleyin adını, koro eserlerini de seslendirdik. Ben bunu da söyleyeyim, ondan sonra sözü Suzan'a bırakayım. Evet, Suzan abla, senin söyleyeceğin ne var? Çocuk yaşta tanıştığımız için Ayfin anlattıkları hep beraber yaşadık. Yani evindeki o bizim mutluluğumuz sen hakikaten hiç kendimizi unuttuk evinde.
Berda Hanım da içeride odasında piyanonun başında. Bu arada Berda Hanım deyip duruyoruz. Bilmeyenler için Berda Hanım'ın kim olduğunu bir açıklarsanız, hani bilmeyen sadece piyano çalan birisi diye düşünüyor olabilir. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nın orada çok kıymetli bir hocamızdı. Annesi Maltalıydı onun. Babası da tam ismini bilmiyorum söyleyebileceğim ama yani o annenin Maltalı oluşu o aslında çok kibar, çok zarif. Böyle bir insandı Ekrem Bey'in eşi. Ve hep onu destekler her şeyinde. Öğrencilerinden bir kişi ilgilenen falan çok çok bir İkisi de yani öyle bir müzisyen çifti, öyle değil. Yani çok da iyi piyanisti tabii Verda Hanım. Evet, yani birçok kitapta Verda Hanım'ın ismi çok kritik noktalarda çok anılıyor. Birçok eserde ilk seslendirmeyi yapmış. O da yani Karakoca ikisi çok önemli bir çift. Zaten o dönemde sanıyorum birçok öyle çiftler var. Bunlar hakikaten bizim müzik tarihimizi yazan insanlar. İhracılık tarafında. O yani okey, yani bunlar çok güzel bilgiler, sağ olun, çok teşekkürler. Tayfun, sormak istediğin bir şey var mı Alp abi ya da Sultan ablaya? Yok estağfurullah, çok keyif aldım söyleşilerinden. Aynı onların anlattığı rahmetli Ekrem Bey'in evlerinde aldığı keyfi sanki biz de onların evinde misafir olduk ve benzer keyifler aldık, onu söyleyebilirim. Çok hoş bir sohbetti, çok teşekkürler. Aslı, sen kapanışla ilgili bir şey söyleyecek misin? Benim çok kısa sormak istediğim bir şey var. Özellikle söylenen bir şey var mı diye. Ekrem Bey'in sizin için özel bir de yazdığı cello solo için bir eser var. 1,5 sayfalık. Onun için özellikle istediği bir şey var mıydı? Mesela ya da hani o bir hediye olarak mı geldi? Bir onu merak ettim. O hediye olarak geldi. Bir de özellikle... Onun için bir şey yoktu ama Ekrem Bey'in eserlerinde hep böyle bir Anadolu tınısı, Anadolu kokusu vardı. Onun eserlerinde vurgulanmasını isterdi Ekrem Bey. Harika. Yani mesela derdi ki işte şurada kanı arabasının tekerleğinin gıcırdadığını hissettirir falan, böyle şeyler. Ya da mesela şukuriyi heybetli çalın falan gibi şeyleri vardı. Özel tavsiyeleri vardı ama yani genelde o 1,5 sayfalık eser için çok özel bir şey. Ama mesela onda da ram pam pam para pam böyle bir şeyli yani efeli giriş. Hani böyle düz düz değil de öyle efeli, nasıl söyleyeyim yani işte Anadolu vari diyelim. Ekrem Bey bütün eserlerinde hep Anadolu renklerini, tınılarını, lezzetlerini kendine örnek almış bir besteciydi. Onu da isterdi yani. Nota çalmayın derdi. Ama bunu her öğretmen isterse de Ekrem Bey mahsus bir şey değil tabii. Sanıyorum çok iyi bir icracı olmasını yarattığı sadece teorik değil... icracılık tarafının da getirdiği bir üslubu var. O bizim için kritik. Yani ben bunu işte Hasan Ferit Alnar'da, Cemal Reşit Rey'de ve Ekrem Zeki Ün'de görüyorum. Diğerleri o kadar icracı olamadığı için ben bunu ara ara bazı söyleşilerimizde özellikle belirtmek zorunda hissediyorum. Benim için bunlar farklı kategoride, bu üçü. Çalan adamın ne bestelediği benim için daha önemli. Enstrümanı yaşamış olan kişi farklı olabilir, değil mi? Gene de küçük bir şansımız var ki Ekrem Bey'in az da olsa kaydı var. Yani çaldığı şeylerin kayıtlarını görüyorum ben. Yani ve Hikmet Günsel'le yaptıkları okul şarkıları var. Onların da 45'liği vardı. Ama YouTube'da da birkaç tane gördüm ben onlardan. Hikmet Günsel de bizim okulda solfej hocamızdı. Ekrem Bey'e çok yakın bir insandı. Ve kendi söylüyor. Tabii ki Ekrem Bey'in istediği gibi söylüyor. Bence çok önemlidir o kayıtta. Yudumluk da var mı acaba Ekrem Bey'de? Onu şimdi hatırlayamadım. Yudumluk da sanki olacak gibi. İşte Viyonsel'le yok. Biz şimdi hani alanı daraltınca Viyonsel'le yok. Kemanlı olabilirdi. Yok, Viyola'yla var diye biliyorum ve yani o çok iyi bir fikir verir yani. Viyonselcilere de çok iyi bir fikir verir.
İnşallah işte bundan sonra, bu söyleşiden sonra birileri ileride diyecek ki biz de şu Ekrem Zeki'nin kimmiş bir bakalım, dedirteceğiz diye ümit ediyorum. Bakalım, bütün çabamız o. Vallahi baksınlar bence. İnşallah. Bakacaklarına pişman olmazlar yani. İnşallah. Aslı, kapanış anonsunu yap, biz sonra devam edelim. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz bugün bize katıldığınız ve bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için öncelikle. Biz bu hafta yine buluştuğumuz için çok mutluyuz. 71. bölümümüzü sonunda tamamlamış olduk. Pazar günü sabah saat 9'da YouTube kanalında yayında olacağız. Siz de bu kanalımıza eğer abone olur ve yandaki çanı tıklayıp haberdar olmayı isterseniz yeni bölümümüz yayınlandığı zaman size de haber gelecektir. Teşekkür ederim. Biz zaten aboneyiz, merak etmeyin. Seyircilere, seyircilere hatırlatıyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.